diyorsan Türkmen kimliği var yani etnik grubu olarak. Buranın kurucu unsuru. Üç unsurdan birisi. Bunu hiç dikkat almıyor. Şimdi dikkat almıyor. Ne şeye diye alıyor, ne sünni diye, diye alıyor. Ne de o şey işte etnik yapı olarak Türkmen diye alıyor. Alıyor. Yani netice itibariyle adeta buradaki aşağı yukarı 3 milyon evet. Nüfus 3 evet. milyon üstünde şimdi de. En az baktığınız zaman 2,5 milyon yani o Saddam dönemindeki yapılan nüfus sayımını artırarak doğru olmuyor zaman. Evet. Affedersiniz 3 milyon civarında insanı yok farz ediyor. Evet. Madem eğer Irak bölünecekse bu bölünme içerisinde dini bölünme yapacaksa Şii Sunni diye bölünmesi lazım. Etnik bakımdan bölecekse Araplar, evet. Türkmenler, Kürtler diye bölünmesi Kürtlerde lazım. Kürtlerde de Şii var. Yani niye evet. onlar millet diye bölünsün? Bu aşağı tarafı diye aynı milleti farklı iki evet. mezhebe göre böl. Evet. Türkmen kardeşlerimiz bu işin tabii farkındalar da bak hurriyatlarından birisi şimdi tam konuyla da ilgili. Buyurun. İç Ermeni, iç gavur, iç Ermeni olmuşam sebil suyu her gelen iç Ermeni. Yani hiç değişmemiş. Evet yani tarihsel süreçten evet, beri. Saddam döneminde bu dönemde o dönemde her zaman aynı evet. Şimdi bu emperyalizmin bu oyununu iyi görmemiz lazım. Evet. Ve buna alet olmamak lazım. Şimdi bazı insanlar tabii bir takım böyle iştah kabartan durumlar ortaya çıkınca ilerisini düşünmeden tabiri caizse balıklama dalıyorlar. Hı. Ama tarihte yaşanan hadiselerden ders almak lazım. Baktığımız zaman bu emperyalizm buradaki peşmergeleri hep kullanıyor. Evet. Kendi menfaatleri doğrultusunda. Evet. Menfaati bittiği zaman da veya kendisine daha uygun, kendi emirlerini, menfaatlerini daha iyi yerine evet. getirecek bir uşak bulduğu zaman öbür uşağı yüzüstü bırakıyor. Evet. Bu peşmergeler kaç defa yüzüstü bırakıldı. Evet. Bundan ders çıkarmamışlar. Hala gene emperyalizme uşaklık yapmaya evet, uğraşıyorlar. Maalesef Türkiye'deki bazı siyasal zihniyetler ve aydınlar da bunlara alet oluyor ama bu böyle sürmez. Yani tarih mutlaka oraya dökülen kanların hakkını bir şekilde evet. verecektir. Şimdi hocam, Türkmenler de haklarını bir şekilde alacaklar. Şimdi esasen biz oraya baktığımız zaman bir çok sayıda yani ben bununla ilgili çok araştırma da yaptım. Orada çok olan Arap aşiretlerinden de Kürt asıl aşiretlerinden de diyebilirim burada Diyarbakır'da, Urfa'da başka yerde Alevi kardeşlerimiz de onlar hepsi düşman aşiretleri. Yani hakikate geldiğimiz zaman bir zamanlar Kürtler diye kendilerini Acem ırkından saydılar. Biz Acemiz diye bir ırka bağladılar. Evet. Ondan da sonra Alman ırkındanız Ariz. Bir sürede kitaplar Türkçe'de yayınlandı. Biz Türk'üz diye yani. Yani bir millet kendi aslını bilmediği zaman kullanılır. Yani her rejimlere karşı kullanılır yani. Tabii şimdi Türkiye'ye müzahir olan aşiretler de var. Evet. Çok sayıda bölgede. Özellikle bu Musul meselesinin 650 aşireti dönemde de mesela Özdemir Bey'in harekatı evet. sırasında da bunu gördük. Çok ciddi destek veriyorlar. Hatta nitekim Lozan'da İsmet Paşa da bunu savundu. Yani plebisit yapılsın, halk oylaması yapılsın diye. Çünkü oradaki insanlar evet. İngiliz yönetimi mi, Türk yönetimi mi diye sorulduğu zaman mutlaka Türkiye'yi tercih edecek konumdalardı. Programımızın sonuna yaklaştık. Osman Bey bu romanla ilgili tabii konuşulacak çok şey var ama zamanımız el verdiği ölçüde konuşmaya çalıştık. Romanın inşallah çok geniş kitlelere ulaşacak. Programımızda buna i̇nşallah. Vesile olmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi romanın ortaya çok güzel bir eser çıktı. Ne gibi bir bu davada rol üstleneceğini düşünüyorsunuz? Yani yazar olarak. Evet. Şimdi tabii en azından bu konunun gündemde tutulmasına vesile olacak. Orada üstünkörü bazı şeyler konuşuluyor ama bir senaryo aslında başlı başına da bir senaryodur bu. Baştan sona oradaki Türk varlığını, orada yaşananları
yapılması gerekenleri aynı